Arkadaşlar iyi haftalar. Şimdi tabii geçtiğimiz haftanın önemli gelişmesi Merkez Bankamızın aldığı faiz kararıydı. Bildiğimiz üzere kısa vadede faiz oranlarında, politika faiz oranları bir değişikliğe gidilmedi. %50 olarak kaldı. Ama tabii daha önemli olarak bu kararla beraber yapılan bazı açıklamalar hani gündemdeydi. Şimdi burada Merkez Bankamızın verdiği mesaj aslında hani enflasyonla mücadelede belli bir mesafe alındığı ve hani Merkez Bankası'nın kendi kontrolünde olan hani enflasyon komponentleri üzerinde yeterli derecede etki sağladığı yönündeydi. Ya bu ne anlama geliyor? Hani mevcut politikalarla hani gidebileceğimiz noktalara, gitmek istediğimiz noktalara gittik ve hani bundan sonrasında belki de hani para politikasında bir gevşeme yönünde sinyal olabilir. Yani piyasanın da bunu algılaması bu yöndeydi. Şimdi tabii geçtiğimiz haftalarda aslında bir taraftan faiz indirimi olacak mı olmayacak mı tartışması, daha sonra hani ne zaman olacak tartışması, şu anda da belki ne miktarda olacak, hani bunları hani gündemde önemli konular olarak hani görmek lazım. Ama hani geldiğimiz nokta bu söz konusu ya da olası indirimin diyelim, yani Aralık ayından başlayabileceğini gösteriyor. Yani en azından açıklamalar, ekonomi yönetiminin bize verdiği yani sinyaller bu yönde. Şimdi bu saatten sonra hani indirimin kaç adet olacağı ya da miktarı üzerinde belki hani konuşmak gerekebilir. Şimdi burada da değişik hani görüşler var açıkçası. Yani bu silsile halinde olabilir. Yani üst üste birkaç defa, belki 5-6 defa indirim yönüne gidebilir Merkez Bankası veya hani ben biraz daha diğer taraftayım. Ben hani belki iki defa daha yaptıktan sonra bir miktar durup bekleyip hani dataları analiz etme hani yönüne de gidebilir Merkez Bankası. Tabii şimdi yeni yılla beraber mutlaka bazı fiyat ayarlamaları olacak, vergilerden kaynaklı, işte asgari ücret kaynaklı bazı ayarlamalar söz konusu olacak. Bunların etkilerini de bir hani durup izlemek gerekebilecektir diye düşünüyorum. Ama hani mevcut faiz seviyesinden de hani indirim yapılması artık gayet hani olası gibi görünüyor. Çünkü yani Merkez Bankamız bunu çok güzel dediğim gibi açıkladı. Hani mevcut noktada para politikasıyla etki altına alınabilecek bütün alanlarda zaten bir başarı sağlanmış vaziyette. Zaten hani piyasa beklentilerine de baktığımızda, evet hani halen reel sektörde ve hani hane halkı beklentilerinde yüksek rakamlar hani görünüyor olsa da bunların da aşağı yönlü hareketliliğinin devam ettiği, yani 2025 ve sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü hareket ettiği görülüyor. Şimdi dolayısıyla burada bir hani politika revizyonu yapılması gündemde diye düşünmek gerekiyor. Tabii bunun genel olarak hani piyasalarda etkileri oldu geçtiğimiz hafta. Hisse piyasaları ya da işte sabit getirili menkul kıymet piyasalarında etkileri oldu. Şimdi bu etkilerin devam etmesi beklenebilir ve artık sene sonuna da hani yaklaşıyoruz. Dolayısıyla hani biraz da bu gelişmelerin, bu beklentilerin hızlanacağı bir hani dönem olarak bunu algılamak gerekiyor. Tabii şu anda da hani Kasım ayının sonuna doğru geliyoruz. Asıl önemli konu belki önümüzdeki günlerde, haftalarda tartışacağımız enflasyon verisi olacak. Kasım ayına ilişkin enflasyon verisi. Şimdi özellikle hani Kasım ayında uygun bir enflasyon verisiyle, yani Merkez Bankamızın hedeflediği gibi işte meclis sektörlendirilmiş %1,5 civarında hani bir rakamla hani karşı karşıya gelirsek, o zaman bu bahsettiğimiz beklentiler biraz daha da önem kazanacaktır. Tabii sektörel olarak baktığımızda hani ayın sonuna denk gelecek Merkez Bankamızın toplantısı Aralık ayında. Hani belki bilançolar açısından, şirket bilançoları açısından çok fazla bir etki yaratmayacaktır seneyi kapatacağımız için, ama sonrasında tabii ki hani bunun etkilerini 2025 yılının ilk çeyreğinde fazlasıyla hani olumlu anlamda göreceğiz diye düşünmemiz gerekiyor. Bu hafta açıklanacak hani bazı önemli verilere hani baktığımızda, tabii imalat sanayi ve reel sektöre ilişkin öncü göstergeler Merkez Bankamız tarafından hani açıklanıyor olacak. Tabii orada da ekonomideki hani yavaşlamayla ya da aktiviteyle ilgili hareketlilikleri görüyor olacağız. Dolayısıyla hani bu açıklanan verilerde yine hani faiz kararını, önümüzdeki ay yani alınacak faiz kararını bir ölçüde etkileyecektir diye düşünmek gerekiyor. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.